değerli milletvekilim, rektörüm, il başkanım. Tokatımızın çok kıymetli, değerli protokolü, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Geleceğimiz dediğimiz kıymetli çocuklarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Necip ve şanlı bir milletin aziz evlatlarıyız. Öyle millet olmak çok kolay değil. Allah'a şükür ki her zaman, her daimde bu şanlı tarihimizle de övünüyoruz. Derler ya, geçmişini bilmeyen geleceğini belirleyemez diye. Bizler de bu anlamda geçmişimizi iyi bilen ve geleceğimizi de ona göre belirleyen ve bugün her anlamda güzel işlere imza atan bir vatanın hepimiz evlatlarıyız. Hatırlayın, şöyle İstanbul'un fethini, Malazgirt zaferini, Ankara Savaşı'nı, Çanakkale'yi, hepsi birer destan. Yani bizi biz yapan, belki de çok önemli tarihi dönüm noktaları. Küçükken çok iyi hatırlıyorum, böyle Ulubatlı Hasan'ın o destansı mücadelesini ve bayrağı düşürmemek için o verdiği mücadeleyi eminim hepiniz hatırlıyorsunuz. Kınalı Alileri, Çanakkale'deki Seyit Onbaşıları hepimiz hatırlıyoruz. Bugünün de baktığımızda hatırlanacağı özellikle 15 Temmuz'daki başta Ömer Halis Demir olmak üzere Fethi Sekinleri, daha nice o 250 şehitimizi beraberce hatırlıyor ve onları anıyoruz. Aradan bir yıl geçti. Ve bugün, bundan bir yıl önce o talihsiz ve o kötü karanlık gecede 15 Temmuz'da bizi biz yapan duygularla, millet yapan duygularla bir ve beraberce o vatana sahip çıkılan, bayrağa sahip çıkılan o günün işte yıl dönümündeyiz. Bu anlamda özellikle ben çocuklarımıza, gençlerimize bir parantez açmak istiyorum. Çünkü onlar da bu mücadelenin bizzat içinde olan ve en ön saflarında olan kişilerdi. Bakın 250 şehite onlarca 18 yaşından küçük şehitimiz var. Başta Abdullah Tayyip Olçok olmak üzere. İşte hep diyorduk ya, gençlerimiz acaba nasıl olacak? Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın vatan, millet, memleket sevgisi nasıldır diye şöyle hep soruyorduk ya kendimize. İşte 15 Temmuz bunu bence çok iyi bir şekilde gösterdi. Evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz en az bizim kadar vatana nasıl sahip çıkılır? Bir millet nasıl bir ve beraberce bir olaya karşı beraberce durabilir ve bayrağını, ülkesini, vatanını nasıl sever? İnanın buna çok güzel bir şekilde 15 Temmuz'da gerekli duruşu bizim evlatlarımız, bizim gençlerimiz gösterdi. Hatırlıyorum burada 29 gün boyunca yapılan nöbetlerde en az şu alanın üçte biri gençlerimizden ve çocuklarımızdan oluşuyordu. Biliyorum ki yine cumartesi günü de bu evlatlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız da yine bu meydanda ülkesine sahip çıkacak ve tüm dünyaya hem Tokat'tan hem de Türkiye'den gerekli sesi de inşallah çıkartacaklardır. Ben bu manada genç kardeşlerime, değerli evlatlarımıza geleceğimiz diyorum ve onlara bu ülkeyi güzel bir şekilde inşallah temsil edeceklerine ve bu ülkeyi çok daha güzel yerlere getireceklerine olan inancımızın da tam olduğunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Evet, bugün burada güzel bir eser de ortaya çıktı. Bugün Yeşilbağ Ortaokul öğrencilerimizin yüreğinden dökülen, kalbinden geçen o vatan sevgisini kaleme nakşettikleri o mektupların, o şiirlerin, o resimlerin bir kitap haline getirilmesi ve onun da burada inşallah tanıtımı için bir aradayız. Ben o çocuklarımızın, o evlatlarımızın ellerine sağlık diyorum, yüreklerine sağlık diyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ve yine emeği geçen başta okulumuz müdürüne, değerli milletimize, valiliğimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bir daha bu millete böyle zor günler göstermesin. Allah al bayrağımızın altında hep beraberce ne olursak olalım, hangi ırka, hangi mensubiyete, hangi siyasi fikre ya da herhangi bir
başkaca bir konuda ne olursak olalım ama hep beraberce bu vatan topraklarında bayrağımızın altında ilelebet bu ülkenin payidar olması için bir olalım, beraber olalım. Aynı Hacı Bektaş'ın dediği gibi iri olalım inşallah diyorum. Ben bu manada bir kez daha hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yarın da 19.30'da başlayan yürüyüşümüzle birlikte bu alanda pazar sabahı namazına kadar da bu meydanı yine dolduralım. Burada yeniden birliği ve beraberliğimizi herkese gösterelim diyorum. Sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.